Gelin nerede gelin? Melike damadın odasında. Ha. Kardeşim hayırlı olsun. Yeni Joker'i sen oynuyorsun galiba. Hmm. Ha, çok komik. Bir şey söyleyeceğim. Siz çok mu güzel giyindiniz? Evet. 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 Güzel giymişsiniz doğru. Ne takıyorsunuz düğünde? Vallahi ben beşi bir yerde takacağım. Ha. Sen? Seyrek altın. O ne ya? Bak. Bak bu. İçinde %0,02 altın var. Kalanı? Alüminyum. Alüminyum mu takacaksın geline? Doğru duydum değil mi Necati? Sen ne takacaksın ablacığım? Ben ne takacağım? Ya ben bu düğün için kıyafet almışım, kuaföre gitmişim, taksiye binmişim, o kadar masraf yapmışım. Ben niye takıyorum ya? Onların bana takması lazım. Doğru, bence gelinliği de senin giymen lazım. Ne öyle kendi düğününde gelinlik giyen gelin? Aslında bunu ben de düşündüm de, şimdi o kadar da artık hak yemek olacaktı. Yani ama bir çeyrek de taksalar fena olmaz yani. Allah Allah ya. Ne zaman kırılacakmıştık ya? Bir saati var dediler. Bir şey soracağım. Hiç Melike ile konuştunuz mu? Nikah şahidi kim olacakmış? Vallahi ben konuşmadım. Ben de konuşmadım ama hani mahalleden en yakın arkadaşı sensin abla. Bir de ahiretlik falan diyorsunuz ya birbirinize. Herhalde seni yapar. Oğlum asıl sen bu düğün için kıza evini açtın. Aa. Bu devirde kim lise arkadaşına böyle kıyak yapıyor? Bence kesin seni yapacak nikah şahidi. Tamam, benim mahalleden en yakın arkadaşım ama Necati'nin de okuldaki en yakın arkadaşıydı. Yani yıllarca onlar aynı sırayı paylaştılar. Bence %100 Necati yapar. Üçümüzün de Melike ile çok güzel bir mazisi var. Bence üçümüz de nikah şahidi olmayı hak ediyoruz. Bu arada hepimiz de olabiliriz. Yani hani şimdi öyle oluyor ya, üçer beşer nikah şahidi alıyor herkes yanına. Tabii, bence tabii. Aynı anda olabiliriz yani. Evet evet olabiliriz. Ama yani Melike şimdi dese ki bana, ahretliyim, nikah şahidim sen olacaksın. Ben vallahi da billahi de sizi de söylerim. Vallahi de billahi de ben de söylerim. Vallahi ben de söylerim derim. Hepimiz aynı anda olalım yani. Kesinlikle, yeminle söylememiz lazım zaten ya. Ablamın yemeği geldi. Ablam nerede? Damadın odasında. Melekciğim, ablan nikah şahidinin kim olacağıyla ilgili bir şey söyledi mi canım sana? Ablam sabah evden çıkarken dedi ki ben öyle millet gibi 5-10 tane şahit istemiyorum. Sadece bir kişi olsun, bana özel olsun. Herhalde üçümüzden birini yapar. Tamam. Tabii. Yani tabii gelin ne isterse o olur. Sonuçta gün onun günü. Aynen öyle. Hı. Gelin ne diyorsa o. O söyleyecek, biz yapacağız. Bu kadar. Tabii. Yani şimdi tabii siz onun okuldan arkadaşlarısınız ama en yakın arkadaşı da benim. Yani ben onun ahiretliyim ya. Ahiretlik ne demek? Öbür dünyada da buluşuruz demek. Yani Melike de tercihini ona göre yapacaktır. Ama yani ablacığım, şimdi şöyle bir şey de var. Yani biz sonuçta Melike ile liseden arkadaşız. Aynı sırada oturduk. Yani ilk kopyasını ben verdim. İlk manitasını ben ayarladım. İlk öpücüğünü de ben verdim ama ben söylemiyorum böyle şeyler tabii. Sanki ilk öpücüğünü de ben verdim diye hatırlıyorum ama. Yok ben verdim. Ya ne bakıyorsunuz, altta kalmayayım diye diyorum. Ha. Ya ben şimdi konuşmayayım diyorum da. Şimdi mesela biri bana ben evlenirken evini verse düğün yapmam için. Ben açıkçası ona böyle bir ihanet yapmam yani. İhanet. Duydun değil mi abla? İhanet. İhanet. Her iyiliğin bir karşılığı olmalı değil mi kardeşim? Ayrıca bir şey söyleyeceğim sana. Ben Melike ile konuştum. Düğünü bu evde yapmakla ilgili hiçbir talep olmamış. Sen ısrarcı olmuşsun. Bir dakika, iyilik yapmak suç mu oldu şimdi yani? He. Bu arada bu eve girmek için kardeşim canını verecek insanlar var. Ama ben ne yaptım? Celebrity gömleğimi çıkardım, astım dolaba. Normal sıradan vatandaş gömleğimi giydim ve evi ona verdim. Hmm. Bunu unutmayın. Öyle mi Oğuzhan'cığım? O zaman istersen gerçekleri konuşalım. Konuşalım. Hı-hı. Senin Melike'ye evini verme sebebin, Melike'nin senin ilk aşkın olması ve bak neleri kaçırdın gör diye gücünü, şöhretini kızın gözüne sokmak istemen. Benim şöhretimi birinin gözüne sokmaya hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Çünkü şöhretim zaten o istemese de onun o koca gözüne girer. Bak şimdi ben de zamanında Melike ile bir şeyler yaşadım ama ben senin gibi yapmıyorum. Bugün söylenecek şey değil ama hani konusu açıldı diye söyleyeyim. Ben mesela hala Melike'nin gözlerine baktığımda
onun bana olan hislerini görebiliyorum. Yani beni kaçırdığının hüznünü gözlerinde görebiliyorum. Ya sana acıdığı için be o hüzün. Yakınlaşık dediği de ne biliyor musun? Bir kere bir düğünde yan yana denk gelmişler. Horon tepmişler, el ele tutuşmuşlar. Bu kadar. El ele tutuşma var, el ele tutuşma var kardeşim. Biz o horonu teperken benim elimi öyle bir kavradı ki dedim ki bu kız bana yangın. Gözlerimin içine bakıp havşak ha! Deyişi hala kulaklarımda. Ya sen ne anlatıyorsun Necati? Kız sürekli senden bahsederken Nezihi diyor da Necati diye ben düzeltiyorum. En azından benden bahsediyormuş. Ya tamam arkadaşlar. Şimdi bu kızın en yakın arkadaşı benim. Dolayısıyla da sizin nikah şahidi olma ihtimaliniz 0.02 seyrek altın kadar. Öyle mi ablacığım? En yakın arkadaşım dediğin insanın zamanında bıyıkları var diye uyurken videosunu çekip bütün mahalleye yaydığını bilse sence hala öyle düşünür mü? Ya da uyurken bıyıkları var diye videosunu çekip bütün mahalleye yaydığını bilse ne düşünür acaba? Oğlum benimle aynı tehdidi söylüyorsun şu an. Oğlum bende başka tehdit yok işte, devam buradan. Bana bu tehditlerle gelemezsiniz. Peki o zaman ben de senin bu evde düğün yapılmasına izin vermenin sebebinin hala Melike'ye aşık olduğu dedikodusunu yayarım. Bütün düğünü karıştırırım. Öyle mi? Çirkinleşiyoruz. Aa, çirkinleşiyoruz. Güzel, evet. Güzel, tamam. O zaman ablacığım, ben de zamanında Melike'nin hoşlandığı çocuğa Melike'nin bıyıklı hallerinden bahsedip ondan soğuttuğunu söyleyeyim de bakalım bu düğün nasıl karıştırılıyor görelim. Sen bu bıyığa niye bu kadar taktın ya? Çok vardı oğlum. Aa, ben de hoşlanıyordum o çocuktan. Kötü niyetli bir insanım demiyorsun da ablacığım. Aa, öyle mi kardeşim? O zaman şimdi hemen gidip Melike'ye diyorum ki o düğünde horon teperkenki fotoğrafınızı benim kardeşim Necati hala yastığının altında saklıyor. Vallahi mi lan? Bu öyle böyle bir horon değildi ya. Bu öyle böyle bir havşak ha! Değildi oğlum. Sen benim canımı sıkarsan abla ben de senin canını sıkarım. Sık. Sık hadi. Sık sen. Hadi bakalım. Sık. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Yapmayın siz kardeşsiniz, yapmayın ya. Sen sus sinsi. Damat 10 dakika geçirse gelin alıp kaçarsa ben seni bilmiyor muyum be? Konuşma lan! Sen hala yastığın altında fotoğraf saklıyor musun? Ezik! Öyle böyle bir horon değdi diyorum be! Öyle böyle bir havşak ağdıydı be! Benim yanımda lanlamanla konuşmayın be! Ne oluyor arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Melike'cim, lütfen arkadaşlara nikah şahidinin ben olacağımı söyler misin? Melike'cim, sen kimi nikah şahidi yapacağını çok iyi biliyorsun canım. Melo, sana sadece şunu söylüyorum. Havşak ağ. Vallahi arkadaşlar, kusura bakmayın ama belediye başkanı babamın arkadaşıymış, o olacak şahit. Yani şimdi adam o kadar kalkıp gelmiş, kıramadım maalesef. Neyse, ben bir lavaboya gidip geliyorum. Belediye başkanı. Hayret bir şey. Ya bu çocuk evini açtı. Bu çocuk normal bir insan mı? Ya bu selebriti gömleğini çıkardı, evini açtı be. Umurunda değil kızın. Ablam, asıl sen bu kızın en yakın arkadaşı değil miydin? Ahiretli değil miydin? Nerede kaldı vefa? Benim Necati'm, yıllarca ona sıra arkadaşlığı yapmadı mı? Yarenlik etmedi mi? Yani. Hak ettiği muamele bu mu? Bundan sonra kardeşim, havşaka yok. Govşak go. Bitti. Bitti. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Siz bunun bıyıklı halini görmüş müydünüz ya? Ben hatırlamıyorum. Ben de görmedim. Görmedim. Göstereyim mi? Göstersene. Dur hemen şuraya şey yapmıştım. Bakayım. Gel gel bak. Vay. Yapma. Ay. Hemen eve gidiyorum. Yastığımın altından fotoğrafı çıkarıyorum, yakıyorum. Yak kardeşim. Göreceksin kısmetin de açılacak hemen. Ne böyle Allah aşkına? Ne bitti? Hı-hı. Yok abi. Tamam onların olsun düğünü ya. Ben kalmam yani. Ben de kal. Seyrek altını takmıyorum. Bana taksana seyrek. Bana ver seyrek. Takılacak şey yok da. Ah sana kardeşim. Ya ne kalacağız ya? Beşi bir yerde. Beşi bir yerde iptal edeceğim. Benim evden kovasım var da şimdi artık bir şey yapılmaz bu yani, saatten sonra. Ya bana yani tak. Beşi bir yerde. Şey yapalım onu aramızda sonra konuşalım. Yani tamam. Bitti. Sen de sen de. Kalkın gidelim ya. Gideriz abi. Ben kalmam zaten çok. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben horona kalmam. Yani nikah falan bunlar tamam da biz başka bir şeyiz ya. Evet. Vallahi biz başka bir şeyiz. Bak birbirimize gireriz ama bir düşmanımız olduğu zaman böyleyiz. Yemin ederim. Böyle. Böyleyiz. Böyle. Böyleyiz. Böyle bitti. Bitti abi.